Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayına ben Serkan Uludağ. Bugün 19 Aralık 2012 günlerden Çarşamba ve günün ilk canlı yayına başlıyoruz arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Günün ilk canlı yayına başlarken tabii ki ilk olarak Eurodolar paritesiyle başlayacağız. Umarım dün siz de güzel bir gün geçirmişsinizdir. Çünkü bahsettiğimiz hedeflerde genellikle tüm paritelerde başarıya ulaştık diye tahmin ediyorum. Sizi doğru şekilde yönlendirdik diye tahmin ediyorum. Bir gün önce hatırlarsanız Eurodolar paritesi için ortalama olarak 1.31 daha doğrusu şuradaki bölgenin üzerinde şurada bakın 31.54 civarlarında bir takılma yaşadı. Biz de 31.30 civarlarındaydı sanırım kırılma noktamız. Buranın üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket bekliyorduk. 31.81 seviyesi ilk hedefimizdi. Bakın şuradaki bölgede buraya ulaştık. Sonra 1, 2, 3, 4 saat boyunca bu seviyeyi kırmaya çalıştı ve sonunda bunu başararak 32.08 hedefimize kadar ulaştı. Daha üzerinde bir kapanış açıkçası beklemiyordum. Ama riskli olduğunu da söyledim zaten. Ve arkasından görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru 32-37'lere kadar bir hareket gerçekleşti. Ve kapanışı da görmüş olduğunuz gibi 32-20 civarlarından yaptı. Ve yine sabahki daha doğrusu gece yaptığımız analizde de dedik ki 31-74 seviyesine dikkat. Bu seviye kırılmadığı takdirde bugün hala yukarı hareket ihtimalimiz söz konusu olacaktır dedik. Buradan sonra yaklaşık olarak yukarı doğru bir 33 piplik yukarı tepkiler yaptı. 32-37'nin de üzerinde çünkü 32-57 gibi bir hedefimiz vardı. Arkadaşlar bu hedefe 2 pip kala geri dönüş yaptık. Ne yazık ki buradan bir geri çekilme geldi. Ve arkasından şu anda tekrar toparlanmaya çalışıyor. Bu tip güzel hareketlerden sonra dünden bahsediyorum. Birazcık hafif hafif takılmalarla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Çok fazla risk almayın bu tarz sert hareketlerden sonra. Özellikle daha doğrusu Eurodolar'da çok sert bir hareket yoktu ama MTA'larda özellikle hızlı hareketlerle karşılaştık geçtiğimiz gün. O yüzden bir takılma olacaktır. Şimdi hatırlıyorsanız pazartesi günü 2 gün önce sabah canlı yayında ne bahsettik biz? Haftalık grafiklerde oluşan uyumsuzluklardan bahsettik. Bu bize yukarı hareketi çok fazla desteklemediğinden bahsettik. Fakat kısa vadede de yönün yukarı olduğundan bahsettik. O yüzden şu anda hala kısa vadedeki yönümüz yukarı olmaya devam ediyor. Bunun bozulmadığı takdirde yani bugün için konuşursak 31.74'ün altına inmediğimiz takdirde ki bu 31.74 muhtemelen günün ikinci yarısında yani öğleden sonra artık 32.06'ya kadar da çıkabilir bu kırılma seviyemiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani günlük pivot noktasında kırılma seviyesi olarak muhtemelen saat 2'den sonra kullanabileceğiz diye tahmin ediyorum. Yine tabii ki bakalım ne gelecek haberlerde. Onlara da bakmamız lazım. Eğer böyle olursa yukarı hareket konusunda biz ısrarımıza devam edeceğiz. Her ne kadar uyumsuzluk görülse de. Çünkü haftalık grafiklerde bu uyumsuzluktan bahsediyoruz. Cuma günü bir anda 150-200 piplik bir aşağı hareket zaten bize bu uyumsuzluğun da gerçekten çalıştığını gösterebilir. Ondan sonraki hafta baktığımız zaman evet uyumsuzluk vardı ve düşüş oldu diyeceğiz. Ama baktığımız zaman dilimi tek bir bar bir hafta. O yüzden buna güvenerek hareket etmemek gerekiyor. Bunu da zaten pazartesi günü söylemiştik. Bizim için önemli olan kısa vadeli trendler gün içi işlem yaparken ya da burada olduğu gibi canlı yayında kısa vadeli analizler paylaşırken. Şimdi gelelim 32 yukarıda 57 var 32.88'ler var. Yukarı doğru hareket ihtimalimiz kuvvetli hala. Paritede bir güçsüzlük ya da bir tökezleme hissediyor musunuz derseniz 4 saatlik grafiklerde evet göstergelerin yorgunluğu zaten karşımıza çıkıyor. Sterlin'e göre çok kuvvetli değil aslında pariteye baktığımız zaman. Sterlin'de biraz daha bir güç var aslında. O yüzden Euro dolar paritesinde de yukarı doğru hareket gelebilir ama 32.57 ve 32.88 seviyeleri
bence en ideal hedeflerdir. Daha da üzerini beklemek bence riskli olacaktır. Kırılma seviyesi olarak da tekrar söylüyorum, kısa vadeli düşünenler 31.74'ten faydalanabilir. Yok eğer ki birkaç saat boyunca yine şurada olduğu gibi yatay bir hareket içerisinde kalırsak, öğleden sonra 32.06 seviyesini kırılma seviyesi olarak algılayabiliriz arkadaşlar. 32.06 seviyesinden de geri dönüşlerle karşılaşma ihtimalimiz var. Kırılırsa yoksa 31.74 ve 31.54'e kadar geri çekilmeler gelecektir. Gelelim altına hemen çok hızlı bir şekilde. Arkadaşlar altın için dün çok net bir şey söyledik sabahki canlı yayında. 1702.75 seviyesinin üzerinde kalmadığımız sürece aşağı hareket bekliyorduk. Beklediğimiz hedeflere zaten tek tek ulaştık. Bu harekette aşağı hareket bekleyen bir kişinin hedefine ulaşmamasının zaten imkanı yok. Özellikle gün içi çalışıyorsa. Yönü doğru tayin ettikten sonra hedefe tabii ki ulaşacağız. Bunu siz de ulaşırsınız. Önemli olan burada önemli noktayı tespit etmekti. Tepe noktasını tespit etmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. 31.702.75 diyerek dünkü yorumumuzda, analizimizde. Buradan sonra geri çekilmeler karşılaştık. Şimdi bakın size ne göstereceğim. Günlük grafikleri açtığımızda arkadaşlar 200'lük zaten şablonları yapan arkadaşlar, yükleyen arkadaşlar görmüşlerdir çok net olarak. Dünkü şablonlarda da vardı, bugünkü şablonda da var. Sabah saatlerinde sizlerle paylaşıyoruz bunları, biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tam olarak 200'lük hareketli ortalamadan bir tepki aldık. Benim beklentim açıkçası şuradaki 1773 seviyelerinin kuvvetli bir destek olması yönündeydi. Ama bunu başaramadım. 1773'teki desteği tutunamadı ve 1673.20 idi galiba. Yine web sitemizden kontrol edebiliriz onu da. Burada tutunamadı ve 1660'a kadar geri çekilme yaşandı. Ve buradan artık tepkiyi verdi. Şimdi bu tip hareketlerden sonra düzeltme gelir mi derseniz kesinlikle bugünü yukarıda, yani artıda kapatırız tarzı bir genelleme yapmak çok yanlış olacaktır. Onu söyleyeyim. Daha önceki hareketlere de baktığınızda bu tip durumlardan aşağı hareketler çok sert şekilde, hızlı şekilde gelebiliyor. Bunun herhangi bir limiti yok. Yani illaki buradan bir düzeltme bekliyoruz ya da beklemelisiniz tarzında bir şey söyleyemeyiz. Hani birkaç örnek verelim. Mesela bakın şurada çok sert bir hareket yine olmuşmuş. Bakalım kaç pip, günlük grafik bunlar arkadaşlar. Şu hareketin pip aralığına bakalım. En yüksek ve en düşük seviyesi 424 pip civarlarında. Ve sonraki gün görüyorsunuz küçük bir düzeltmeden sonra tekrar aşağı hareket 260 pip civarlarında gelebiliyor. O yüzden mesela dünkü harekete bakalım kaç pip. Tepe noktamız ve dip noktamız 422 pip. Tanıdık geldi mi? Muhakkak gelmiştir. Aynısı olur demiyorum bakın. Sadece bir örnek vermeye çalışıyorum. Çünkü birkaç arkadaşımız mail atmış. Buradan kesin artık yukarı hareket başlayacaktır şeklinde. Sadece bunu göstermek istiyorum. Bu seviyelerden tekrar artık aşağı doğru hareket gelebilir mi? Evet gelebilir arkadaşlar. O yüzden temkinli yaklaşalım. Bugün yine defansif bir strateji izleyelim. Dün zaten yeterince ofans yaptık. Umarım sizler de gol atmışsınızdır. Küçük küçük de olsa. Kimisi maçı 10-0 bitirdi. Kimisi 5-0 bitirdi. Kimisi 1-0 bitirdi ama yine de galip geldi dün. Yine sizlerden bahsediyorum. Bizi takip eden arkadaşlardan bahsediyorum. Eğer ki tekrar 1662.25'in de altına inersek, şuradaki bölgenin, hatta günlük grafiklerden gösterelim, tam olarak 1600 olarak da algılayabiliriz buradaki seviyeyi. Şöyle yapalım, hop şöyle, tamam. 1600'lerin altına inersek muhtemelen 1652.31 ve 1636.22'ye kadar geri çekilme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Şimdi aynı zamanda aylık grafiklere geçiyoruz arkadaşlar. Aylık grafiklere geçtiğimizde de tabii şimdi burada böyle bir sürü şey çıktı karşımıza. Ben size temiz bir ekran açacağım. Evet şöyle yapalım.
Bakın işte aylık grafiklere geçtiğimizde bakın ne çıkacak karşımıza. Bunu zaten görüyorsunuz oradaki grafikte ama ben sadece ilginin burada olması açısından temiz bir grafik üzerine göstereceğim. Özellikle altını takip eden arkadaşlar için aylık grafiklerden şöyle yapalım. Evet. Şimdi şu seviyelerden başlatalım bir yukarı trend çizgisi. Şimdi bakın bu bize ay içerisinde yani her bir barın bir aylık dönemi gösterdiği bir grafik arkadaşlar. Hatta şöyle mum grafikler haline getirelim. Bu grafik çalışır mı çalışmaz mı? Şimdi tabii ki bu tartışılır. Çalışır diyen arkadaşımız olacaktır. Hayır bununla alakası olmaz diyen arkadaş olacaktır. Ama yani şuradaki bölgeye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 kere bu seviyelerden geri dönüş yaşandığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz günlerde son hatta bakalım şöyle bir hangi aylar bunlar? 2012'nin 5. ayı, 6. ayı, 7. ayı ve 8. ayı. Yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu aylarda kesinlikle buradaki çizgi çok rahat, güzel bir şekilde çalışmış ve artık tekrar buraya gelmiş durumdayız. Buna bir de bakıyoruz günlük grafiklerde 200'lük hareketli ortalamaya ekliyoruz. 1660 seviyeleri. Karşımızda kuvvetli bir destek var mı? Var. O yüzden bunun bilincine varın. Sadece burada ne demek olduğunu ya da buradaki desteğin neden kuvvetli olduğunu bilin. Ve hani kırılması durumunda aşağı hareketin en azından bir 20 dolar daha yani 1640'lara doğru hatta belki 36'lara doğru 38'lere doğru bilemiyorum. Ben biraz daha riski azaltmak adına 1640 diyorum. 1640'lara doğru bir geri çekilmeyle karşılaşabilme ihtimalimiz yine söz konusu olacaktır. Ha zaten yani yıl sonu kapanışında bu seviyenin üzerinde yaparsa yine zaten yani bu ayki kapanışta bu seviyenin üzerinde yaparsa yukarı harekette karşılaşma ihtimalimiz var. Bakın burası aylık bir grafik. O yüzden günlük bu seviyenin altında şurada kapatmış. Mesela şurada 1650'de kapattıysa arkasından tekrar yukarı toparlanma gelebilir. Ya mesela bakın şurada yine aynı şekilde küçük bir bacak var. 1673 seviyeleri pardon 1573 seviyeline bir destek var. Parite 1554'e kadar gelip yukarı doğru hareket ediyor. Buna bakarak kısa vadeli alım satım yapılmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buna bakarak öyle bir hareket etmeyin lütfen. Sadece buradaki desteğin önemini belirtmek açısından bu grafiği sizlerle paylaşıyorum. Yine baktığımız zaman buradaki günlük ve 4 saatlik grafikler ya da saatlik grafiklerle çalışmak daha sağlıklı olacaktır her zaman. Bunu da zaten belirtiyoruz sizlerle. Evet şimdi gelelim 1662-25 seviyesinin üzerinde hafif yukarı tepkiler gelebilir dedik. Bu tepkiler nereye kadar devam eder? 1678-34 arkasından 1688'lere doğru bir tepki gelebilir. Ve 1694-43'lerde yine günün önemli bir direnci bu seviyeye kadar olan hareketleri ben şahsen düzeltme hareketi olarak algılarım. Bu seviyenin üzerine çıkarsak artık o düzeltme hareketi olmaktan çıkar diye düşünüyorum. Dün 1702.75'ti. Bugün 1694.43'lerdeyiz. Kırılma seviyesi olarak belirttiğimiz seviye. Açık söyleyeyim şahsi fikrim eğer ki bir yukarı hareket gerçekleşecekse muhtemelen şuradaki bölgede 1694.43 1688.90 aralığından aşağı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimali var. Artık evet şuradaki direnci de kırdı yukarı doğru gidiyoruz diyen arkadaşlar 1720'lere ya da 1704'lere hedeflerse birazcık yanılabilirler bu işte. Dün bile bu seviyeyi kıramadı. O yüzden bugün bu seviyeyi kırılması gerçekten zor gözüküyor. Dediğim gibi defansif olacağız. Şimdilik bu kadar. Altın içinde paylaşacaklarımız bunlar arkadaşlar. Gelelim sterlin dolara. Sterlin dolar paritesi yani hafta başı değil de neredeyse ay başından beri bahsediyoruz bu parite hakkında. Yukarı doğru kuvvetli bir parite yukarı istekli devam ediyor. Bu hafta da zaten pazartesinden beri her canlı yayında size yukarı doğru hareketin daha mantıklı daha muhtemel olduğundan bahsetmiştik. Takdir edersiniz ki oluşan fiyat hareketleri de bizi destekledi. Bunları siz de görüyorsunuz. Şimdi bakalım bu seviyenin üzerinde yukarı seviyeler 1.6108 seviyelerinden başladık. Tekrar bu cuma günü olan hareket pazartesi şurada
Evet, ortalama olarak 1.60-1.61'lerden, 1.60-1.60 civarlarından başladık yukarı harekete ve 62.83'e kadar geldik. 62.83 bugünkü ikinci direncimizdi arkadaşlar. Buranın da üzerine kalırsak 63.11'e kadar yukarı tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olacaktır. 63.11 seviyesi önemli bir direnç. Lütfen bu seviyeye de dikkat edelim. Tamamdır. Bundan da bahsettik. 63.11. Günlük kırılma seviyemiz neresi derseniz 62.08 seviyesi. Ama bu seviye az önce euro dolar için de bahsettiğimiz gibi öğle saatlerinden sonra günlük pivot noktasına doğru yavaş yavaş gelecektir diye tahmin ediyoruz. 62.36'ya şu an için bu seviyeler kırılmadığı takdirde yukarı hareket bekleyebiliriz. Ama ben şunu söyleyeyim. Hani bu şekilde yukarı giden ve yukarı trend içerisinde olan bir paritede çok fazla aşağı hareket beklentisi içerisinde olmanın her zaman riskli olduğunu söylüyorum. Bunu arkadaşlar pazartesi söyledim. Eğer bunu dinlemediyseniz, her yukarı harekette satış yaptıysanız bir sonraki gün zarara geçtiniz. Bunu salı günü söyledim. Yani cuma dedik, pazartesi dedik, salı da söyledik. Salı günü yine bunu dinlemeyenler, şu harekette satış yapanlar aynı gün içerisinde zarara geçti. Bugün biraz daha fazla zarara geçtim. O yüzden trend ne yöndeyse lütfen buna ayak uyduralım ve o doğrultuda hareket etmeye çalışalım arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi 62.08, 62.36 civarları buralar kırılmadığı takdirde lütfen aşağı hareket beklentisi içerisine girmeyin. Geri çekilmeler olursa bekleyin. Bunları belki dediğimiz gibi bu seviye kırılmadığı takdirde yukarı hareket fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü bu aşağı hareketlerde eğer bir değerlendirme yaparsanız stop seviyeniz de gerçekten küçük olacaktır. Onu da belirteyim. Tamamdır. Sterlin doları da bu şekilde tamamladık diye düşünüyorum. Birazdan soruları alacağım. Forex 24 üzerinden lütfen sorularınız varsa Forex 24 üzerinden sorun arkadaşlar. Başlayabilirsiniz. Ben son bir dolar TL'ye bakacağız. Dolar TL için de söyleyebileceğimiz şey şu. Görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru bir destek seviyesi var. 77-73 seviyelerinde. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı doğru hareket bekliyoruz. Hangi, hatta bunu bir aralık olarak belirledik bugün. Hangi aralıkta burası? Şuradaki 18 pütlük küçük bir aralık. 77-73-77-54 aralığı. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareketler ile karşılaşma ihtimalimiz söz konusu. İlk hedef 78-31, sonrasında 78-50 ve 78-79. Paritede çok güzel fırsatlar yok. Sebebi de zaten görüyorsunuz çok çok yatay bir hareket içerisinde. Bakın saatlik grafik, bu saatlik grafiklerle bile gidiyor, hop tekrar aşağı gidiyor, tepe tepe hop tekrar aşağı, sonra tekrar yukarı. Ve yani şu son bir haftaya bile baktığınızda hani içerisinde bulunduğu aralığı çok net olarak, bakın haftalık en yüksek seviyesi burası, hatta 2 haftalık oldu bu neredeyse, en düşük seviyesi şurası. Baktığımız zaman hareket miktarı 96 pip civarlarında. Yani dolar TL için bence çok da iyi bir seviye değil. Yani bir hafta içerisinde 96 piplik hareket eden bir parite bence yataydır. Dolar TL için konuşuyorum. O yüzden çok ciddi fırsatlar yok. Özellikle şuradaki bölgelerin üzerinde kalırsak, 78.50'lerin üzerinde kalırsak, evet yukarı doğru hareket bir miktar daha başlayabilir ve hani güzel fırsatlar sunmaya başlayabilir. Aşağıda da çok fazla yol yok. Yani 77'lerin altına inme ihtimali de çok fazla değil. O yüzden bunlara dikkat edelim. Tamamdır. Peki dolar TL'yi de bitirdik arkadaşlar. Şimdilik canlı yayının özet kısmını bitirdik. Şimdi burada bizimle beraber olan arkadaşlarla beraber biraz daha detaylı olarak pariteleri inceleyeceğiz ve soru cevap kısmı yapacağız. Sizlerden gelen soruların ışığında diyelim.